Herkese merhaba. Cem Hoca ben. Fizik öğretmeniniz. Nasılsınız? Önce şunu istiyorum sizden. Çünkü derse başladığım zaman gerçekten unutuyorum. Ne yapacaksın? Önce abone olacaksın. Sonra beğeneceksin. Hakikaten iyiyse beğeneceksin. Hakikaten sana faydalı olduysa lütfen beğen. Aynı zamanda bildirimlerini aç diyorum. Bir de Instagram hesabım var. Efsane Fizik. Oradan da çok sağlam paylaşımlar yapıyorum. Notlar paylaşıyorum. Bazen eğlenceli şeyler paylaşıyorum. Ondan da geri kalmanı istemiyorum. Haydi başlayalım. Soru tipleri ile tork denge. Burada bir yazıyor çünkü tork dengeyi tamamen işleyeceğiz soru tipleriyle. Yani soru tipleriyle konu anlatımı yapacağız. Çünkü şöyle diyorsunuz genelde. Hocam ben bütün konuları sular seller gibi biliyorum. Çok iyiyim ama soruları gelince kalıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. İşte ben onun önüne geçmeye çalışıyorum. Amacım o. Haydi başlayalım. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Bir bölmesi D uzunluğunda olan çubuğa etki eden kuvvetler şeklindeki gibidir. Kuvvetlerin O noktasına göre torkların toplamı bileşkesi kaç F çarpı D büyüklüğündedir. Hemen bakalım. Şimdi şunu söyleyeceğim öncelikle. Torp ne? Torp kuvvetin döndürme etkisi. Peki nasıl bulunur kendisi? Şu şekilde F çarpı D çarpı sin alfa. Sin alfa nereden geliyor? Bakınız torpun tanımını yapacağım. Kuvvet çarpı kuvvetin doğrultusunun dik uzaklığı. Bakın doğrultusunun dik uzaklığı. Eğer dik değilse zaten oradaki açının sinüsünü alacağız. 37 derecelik açı mı yapıyor çubukla? O zaman sin 37 ile çarpacağız. Ya da paralel mi çubuğa? Çubuğa paralelse 0 derece ya da 180 derece dediğinde zaten sin 0, sin 180, 0 eşit olduğuna göre torku yoktur. Şu şekilde düşünelim. Bir çubuğu düşünün şöyle. Çubuğa paralel olacak şekilde bir kuvvet uyguluyorum. Bak yapıyorum. Bu nokta dönme noktası. Buradan çektiğim bir kuvvet var ya da ittiğim bir kuvvet var. Döndürebiliyor mu? Hayır. O zaman bunun torku yoktur diyorsunuz. Nasıl bir kuvvet olmak zorunda? İşte bu şekilde olabilir, dik olabilir, işte aşağı doğru olabilir. Bakınız döndüğüme etkisi oluşturabilmesi için çubuğa paralel olmaması lazım. Çünkü burası kuvvetin uzantısı ya da kendisi dönme noktasından geçiyor diyelim ve devam edelim. Şimdi sorumuza geldiğimizde kuvvetlere bakalım. 3 flik kuvvet. Uzantısına bakıyorum. Dönme noktasından geçiyor. Torku yok. 0. Efe bakıyorum. Uzantısı dönme noktasından geçiyor. Torku yok. 0. 5 Efe bakıyorum. 5 fin de uzantısı dönme noktasından geçiyor. Hatta kendisi direkt dönme noktasından etki ediyor. Tabii ki döndüremez. Bak şöyle. Şu noktayı düşün. Buradan çekiyorum. Döndürebilir miyim? Hayır. Bunun da torku yok. Bunlardan kurtulduk. Gelelim 4f. E. 4f 30 derecelik açı yapıyor ya. O zaman 4f'in çubuğa dik olan bileşenini bulalım diyorum ki işim kolay olsun. Nasıl bulacağım? Açının diğer tarafındaki bileşeni bulurken sinüsle çarpıyorum. Bir dik üçgen düşün. Dik üçgende açının karşısındaki kenarı bulmak için ne yapıyoruz? Hipotenüsle sinüs alfa diyoruz ve burası 4f çarpı sin 30'dan ki sin 30 da 0.5. O zaman 2f kadarlık bir dik bileşen gelmiş olacak. Peki hocam yatay bileşenini bulacak mıyız? Hayır bulmayacağız. Ne yapıyoruz? Yatay bileşeni uzantısı dönme noktasından geçtiği için torku yok. Niye bir daha bulacaksın? Kendini zorlamana gerek yok. Gereksiz. 3 efe geliyorum zaten dik. Sonra 10 efe geldik. 10 nefe baktığımızda bunun çubuğa dik olan bileşeni için açının diğer tarafındaki bileşen o zaman sin 37 ile çarpıyorum. Sin 37 nedir? 0,6'dır. Çünkü sin 53 0,8 ise sin 37 0,6. Bunu da vermiş olalım. 10 efi 0,6 ile çarptığımızda 6 f oldu ve kendisinden de kurtulmuş olduk. Yatayını bulalım mı hocam? İstersen bul ama uzantısı dönme noktasından geçiyor onun da torku sıfırdır diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi bir kuvvetin bakınız bir kuvvetin torku yani torku bu arada nedir? Vektörel bir büyüklüktür. O zaman torkunun yönünü bulurken ne yapacağız? Dönme noktası içeride kalacak şekilde bir çember düşüneceğiz. Bakınız kimle başlayalım? 2F ile başlayalım. 2F'i bir çemberin sanki teğeti gibi düşünüp bir çember yaptığımda böyle döndürüyor diyeceğiz. Sonra 3F'e bakalım. 3F'de yine dönme noktasını içeri alacak şekilde bir çember yaparsak böyle döndürecek. O zaman ikisi de saat yönüne ters döndürmüş oluyor. Saat yöne ters döndürdüğü için bunların döndürme etkisi yani torku artı yönde. Şen'in kapağını açmak gibi. Şen'in kapağını açarken sola çeviriyoruz ya sola çevirdiğimizde kapak dışarıya doğru çıkıyor. O zaman artı yönde artı yönde diyoruz. 6F'e geldiğimizde 6F'in torku ise bakınız... O noktasını içeri alacak şekilde bir çember yaparsam ne oluyor? Saat yönünde yani kapağı kapatmak gibi eksi yönde diyoruz. Torklarının yönleri artı ve eksi olduğu için de bileşke torku bulurken yönleri dikkate alıyoruz. Kimle başlayalım? Şu 3F başlayalım hemen. 3F çarpı uzaklık 1, 2 hangi yöndeydi? Artı yöndeydi. Direkt 3F çarpı 2'de yazdım. Artı kimle devam ediyorum? Şu 2F le. 2f çarpı dik uzaklığına bakıyorum. Bakınız sadece burada 1d var. Artı eksi diyorum. Çünkü 6f'in döndürme etkisi eksi yönde ve dik uzaklığına baktığımda ne kadar 1 2 3 kadar. Yani 6f çarpı 6f çarpı 3D dedik. Bileşke tork yani toplam torkun büyüklüğü bu şekilde bulunacak. Bakalım hemen 6 buradan geldi. Şurası 6 burası 2 toplam 8 oldu. Burası ne? Eksi 18 yani 8 ft artı eksi 18 ft eksi 10 ft olmuş oldu. Eksi burada yönü ifade ediyor. Bakınız yön diyorsunuz sevgili gençler. Eksi neydi? Saat yönünde demek ki çubuk saat yönünde dönecek. Bu bir. ikincisi torkun yönü de içeriye doğru demek. Eksi yönde dönen çubuğun torku içeriye doğrudur diyoruz çarpı şeklinde. Yani eksi z yönünde. Dışarıya doğru olan torkun yönü de artı z yönündedir diyoruz. İsterseniz eksi z yönünde şöyle yazmış olalım sevgili gençler. Diğer sorumuza geçelim. Haydi bakalım. Diğer sorumuz neymiş? Yatay sürtünmesi düzlemdeki bir kenarı D olan kare bölmeli levhaya düzleme paralel kuvvetler şeklindeki gibi etki etmektedir. Buna göre levhaya etki eden toplam tork Kaç F çarpı D büyüklüğündedir? Bu sorularda dikkat etmeniz gereken bir şey. Buradaki şu tabanın ya da böyle bir düzlemin açılı olmasının bir önemi yok. Önemli olan bizim için kuvvet, kuvvetin doğrultusu. Bakınız kuvvetin doğrultusu dönme noktasından geçiyorsa kendisi ya da uzantısı yine sıfırdır. Hemen bakalım şu F'e baktığımızda uzantısı dönme noktasından geçiyor. O yüzden torku yok diyoruz. Sonra kök 2F'e gelelim kök GF'e baktığımızda uzantısı yine dönme noktasından geçiyor. Döndüremez ki. O yüzden bunun da torku 0 olduğu için buna da bir çarpıyı atalım diyoruz. Gelelim 2F ve 3F'e. Onların torku var. Onların torkunu bulurken ne yapacağız? Uzantılarını düşünüyoruz. Bakın bunlar onların uzantıları. Uzantıların dönme noktasına olan dik uzaklığını dikkate alacağız dedik. doğrusunun dönme noktasına olan dik uzaklığı. O zaman burada bakıyorum ki 2 d kadarlık bir dik uzaklık var. 3F'e geliyorum. 3F'in de doğrultusu budur. Bakın doğrultusu bu. Bunun doğrusunun dönme noktasına olan dik uzaklığıysa şurası yani 4D. Lütfen dikkat edin bunlara. Artık tork alıyoruz. Ve saat yönünde olan tork Eksi yönde torktu. Saat yönüne ters olan tork ise artı yönde torktu. O zaman bireşke torku yazacaksak hemen yazalım. Ne yapıyoruz? Şu 3F ile başlayalım. 3F çarpı 4D artı yöndeydi. Artı eksi çünkü 2F'in torku eksi yöndeydi. 2F çarpı 2D yazdığımızda cevap ne olur? 12FD'den 4FD'yi çıkarttığımızda çünkü eksi ya ne olur? 8F çarpı D olur ve artı yönde. Artı yön ne demek? Az evvel söylemiştik. Saat yönüne ters yön yani dışarıya doğru kapağı dışarıya doğru döndürme. Kapak çıkıyor anlamına geliyor. O zaman bunun için hemen şunu yazıyorum. Artı Z yönü ve dışarıya doğru nokta şeklinde demek. Tamamdır bu soruda. Hadi diğer soruya geçiyoruz. Yarı çapı 10 cm olan küre değiştir. Küreye apıştır. 60 newtonluk kuvvet basımı ancak çıkarabildiğine göre aynı küre başka bir kuvvetle çıkarılmak istenirse en az kaç newtonluk kuvvet gerekir? Önce şunu yapalım. 60 newtonluk kuvvet ancak çıkarabiliyor diyorsa orada bileşke tork yani toplam tork sıfırdır. Neye benziyor biliyor musun bu? Mesela bir cismi ağırlığı kadar bir kuvvetle yukarıya çıkarabilmek gibi. Mesela şunu söylüyorsunuz genelde. Hocam ağırlığı kadar bir kuvvetle nasıl çıkaralım? Net kuvvet sıfır olur. Tamam bunu kenara koyuyorum. Bu bilgi doğru ama net kuvvetin sıfır olması doğru tamam. Ama bu kuvveti belli bir hızla uygularsam o an V hızıyla uygularsam o hız sabit olacak şekilde yoluna devam eder. Yani üzerindeki net kuvvet sıfır olduğu için bir ime olmaz. Net kuvvet sıfır olduğunda hızı sabit olacak şekilde yoluna devam eder. Onun gibi burada da bileşke torku yani toplam torku sıfırlıyoruz ve bu ancak döndürebilen kuvvet oluyor. Bileşke torku sıfırlamak ne demek? Bakalım önce bunun bir kere ağırlığını aşağı doğru çekelim. Ağırlığı var G kadar. Ağırlığın torku ne yönde? Saat yönüne ters. Saat yönünde ters olan tork artı yöndü. 60 Newtonluk kuvvete bakalım. Saat yönüyle aynı döndürme etkisine sahip. Yani bu da eksi. Bakınız. Peki niye böyle yön kabul ettim? Çünkü bu küre basamağa çıkacaksa şu nokta etrafında dönecek diyorsunuz. Bakınız ve bu noktayı içeri alacak şekilde iki tane çember yaptım. Biri ağırlık için biri de kuvvet için. Ağırlığın torku artı yönde çıktı. Kuvvetin torku ise eksi yönde çıktı. İşte bunların torkları ters. Eşit büyüklükte olursa birbirlerini sıfırlarlar. Artık tork alacağız. Ağırlığın dönme noktasına olan dik uzaklığına baktığımda gençler şurası o zaman burayı bulmam lazım. Nasıl bulacağım? Yarı çapı 10 cm ise burası da 10 cm olacak diyoruz. Ve ve şunu görüyoruz. Buranın 4 cm olması demek şuranın da hemen bakın burasının da 6 cm olması demek. O zaman 3-4-5 gençlik karşıma 6 cm 10 cm yani 8 cm'dir ağırlığın doğrultusunun dönme noktasına olan dik uzaklığı bu tamamdır. Diğerine gelelim kuvvete gelelim. Kuvvetin doğrultusunun dönme noktasının olan dik uzaklığına baktığımda yani şurası burası 4 santim tamamı çap 20 santim. 20 santimden 4 santimetre çıkarırsam 16 santimetre artık şunu söyleyebilirim. Yani buradaki mesafe 8 burası da 16 olduğuna göre tork yapacağız ya ağırlık çarpı 8 eşittir kuvvet çarpı 16. Peki hocam tork da Kuvvetle uzaklığı çarparken uzaklığı metreye çevirmiyor muyuz? Evet çeviriyoruz ama burada ben ağırlığı bulmaya çalıştığım için santimetre ve buradaki santimetre birbirlerini zaten götürecekler. Bir daha metreye çevirmeme gerek yok. Peki kuvvet ne kadar? 60 Newton. E, tamam bunu da yazıyorum hemen 60 Newton. O zaman ağırlık eşittir. Ne gelecektir? 120 Newton gelecektir sevgili gençler. Hemen 120 Newton'u getiriyorum buraya koyuyorum. Peki bunu neden buldum? Çünkü bana diyor ki başka bir kuvvet olsun. Tamam başka bir kuvvet ama aynı ağırlığı yukarıya çıkaracak. O zaman burada görmenizi istiyorum. Aynı ağırlığı buradan çekiyorum aşağı doğru. G eşittir 120 Newton. Peki dik uzaklığı bulduk mu az evvel? Bulduk. Burası ne kadardı? 8 santimetre. Düşün. Öyle bir kuvvet var ki o kuvvet minimum. Yani ben bunu basamağa çıkartırken en küçük kuvvet uygulamış olacağım. Bu noktaya göre kuvvetin minimum olması demek tork aynı tork ya ağırlığın torkunu sıfırlayacak ya o zaman kuvvet minimum olacaksa D dediğimiz mesafe maksimum olacak. Şöyle yazalım. Kuvvet çarpı D. Şunu istiyorum. Eğer kuvvet azalacaksa buradaki mesafete artacak diyoruz. Peki uzaklık en fazla olacak şekilde nereden uygulayabilirim? Bütün çapı alacak şekilde şu şekilde bir kuvvet uygularsam bakınız bu minimum kuvvet olmuş olur. Dik olursa bütün çapı almış olduk şurasını yani 2 aldık. Burası da 20 cm. Artık işimiz kolay. Minimum kuvvet bulmak istediğim çarpı 20 cm eşittir. Ağırlık çarpı 8 cm. Santimetre özellikle yazdım ki birbirlerini götürecekler. Onu gör diye yazdım. Ağırlık ne kadardı? 120 Newton'du. Pekala buradan sonuç ne gelecek? 120 ile 60 sadeleştirdiğimizde 6 geldi. Minimum kuvvetinde buradan 48 Newton olduğunu görmüş olduk. Kalan sorularımız da tahtada çözeceğiz. Haydi tahtaya. Evet sınıf ortamına geçelim. Dördüncü ve beşinci soruları burada çözüyoruz. İki soru da çok sağlam sorular. Bakın soruya bir sürü şey var. Önce sorumuza bakalım. O noktasına göre bileşke tork kaç F çarpı D büyüklüğündedir? Tork neydi? Önce onunla başlayalım. Tork döndürme etkisiydi kuvvetin. Mesela buraya bir tane çubuk çiziyorum ve bu nokta etrafında dönebilsin diyorum şuraya doğru yani yukarıya doğru bir F kuvveti olsun ve çubukla arasındaki açı 90 derece olsun. Önce torkun bir tanımını yapalım. Neydi? Kuvvetin doğrultusunun dönme noktasına olan dik uzaklığıydı. Kuvvetin doğrultusu budur. Görüyorsunuz değil mi? Dönme noktasına olan dik uzaklığı zaten direkt çubuğun uzunluğudur gördüğünüz gibi. O zaman burada torku bulurken eşittir kuvvet çarpı de diyebilirim. Fakat Kuvvet çubuğa dik değilse ne yapacağız? Hemen onu hatırlayalım. Mesela şöyle bir açı söz konusu ise ve aradaki açı alfa açısıysa bu nokta etrafında dönüyorsa. iki şekilde bakabilirim. Kuvvetin doğrultusunun dönme noktasına olan dik uzaklığı derken. Şunu kastediyorum. Doğrultuyu çiziyorum. Çizdim, 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 çizdim. Buraya olan dik uzaklığına baktığınızda işte burasıdır. Yani dik uzaklık. Buradaki çubuğun uzunluğuna d de dersem o dik uzaklığı bulabilirim. Açıya bakalım buradaki açı alfa ise burası da alfa olmuş oldu. Hadi söyleyelim. Dik uzaklık eşittir d çarpı açının karşısındaki dik uzunluğu bulduğumuz için dik üçgende sin alfa. Evet. Bu durumda torku artık şöyle yazabiliriz. Tork eşittir f çarpı d çarpı sinüs alfa. Bazıları şunu söyleyebilir. Hocam niye eziyet ediyoruz kendimize? Eziyet etmek yerine ne yapabilirim sizler için? Kuvveti bileşenlerine ayırabilirim. Şurada gösteriyorum sizler için çubuğu yine çizdim. Kuvvet şu şekilde çubukla alfa açısı yapıyor ve çubuğun uzunluğu da dik. O zaman kuvveti bileşenden örmeye başlıyorum. Çubuğa dik olan bileşeni vardır ve çubuğa paralel olan bileşeni vardır. Yani ne yaptım aslında ben burada? Buraya y ekseni, buraya da x ekseni demiş oldum. Bu kuvvetin x ve y'deki bileşenlerini yazıyorum. Kuvvetin önce y'deki bileşenini yazarken ne yapıyoruz? Açının diğer tarafındaki bileşen, karşı gibi düşünebilirsiniz. Diğer tarafındaki bileşeni bulurken f çarpı sin alfa diyorum. Açının yanındaki yani komşu yani kos oradan aklınıza gelebilir. Yatay bileşenini bulurken f çarpı kosinüs alfa diyoruz. Pekala f çarpı kos alfayı dikkate almayacağım. Neden almayacağım? Çünkü hemen size uygulamasını yapayım. Şunu yapıyorum bakın. Çubuğu düşün. Bu noktadan tutuyorum. Bu noktadan tuttuğumda eğer kalemi yani eğer bu şekilde sağa doğru çekersen bakınız dönmez. İleriye doğru itersen dönmez. Neden? Kuvvet var ama döndürme etkisi yok. Niçin? Çünkü kuvvetin doğrultunun dönme noktasına olan dik uzaklığı yok. Gördüğünüz gibi şu cümleyi kuruyorum o zaman. Kuvvetin kendisi ya da uzantısı dönme noktasından geçiyorsa torku sıfırdır diyoruz ve bu arkadaşı ciddiye almıyoruz. Ama şu bileşenine baktığımda çubuğa dik o zaman buradaki tork'u bulurken ne yapıyoruz? Tork eşittir F çarpı sin alfa çarpı D. Yukarıdakini bulmadık mı? Elbette. Yani genel olarak şunu yazabilirim. F çarpı D çarpı sin alfa. Peki hocam bunları ayrı ayrı mı düşüneceğiz? Ayrı ayrı mı ezberleyeceğiz? Hayır. Siz tork'u şöyle düşünün. F çarpı D çarpı sin alfa deyin. 90 derece olduğunda sin 90 zaten 1 eşit. Direkt F çarpı D'ye eşit olacak. Bu arada bütün tork'u da anlatmış oldum farkındaysanız. Şimdi sorumuza geçelim artık. Bunları siliyorum. Hemen ki yer açılsın. Şu şekilde sildik. Şimdi ne yapacağız? Kuvvetlerin doğrultularının dönme noktası olan dik uzaklıkları verilmiş mi? Verilmemiş mi? Bir onlara bakalım. Verilmemişse bulacağız. Önce şununla başlayalım. 10F ile başlayalım. Bakın 10F dönme noktası burası. O zaman dönme noktası olan dik uzaklığı buradaki yarıçap değil. Bu arada, bu arada bölmeler eşit. Bakın bölmeler eşit. Hadi bu bölmede D, 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 D ve D diyelim. O zaman şu alana baktığımızda, Lefo'ya baktığımızda Lefo'nun yarı çapı 2D olmuş oldu gördüğünüz üzere. Bu bir. İkincisi kuvvetin o zaman 2D'ye olan dik, bakın dik bileşenini ve yatay bileşenini. Yatay bileşenini bulmuyorum çünkü torku yok. O zaman bunu buluyorum. Buradaki açı 37 olduğuna göre 10F çarpı sin 37. Sin 37 nedir? 0,6. O zaman burası 6 f geldi. Artık bak şunu yapman lazım. Bununla işin yok. Bunun üzerine çiz. Yoksa karıştırırsın. Sonra buna geliyorum. F kuvvetine bakıyorum. Uzantısı dönme noktasından geçmiş mi? Geçmiş. O zaman bunun torku yok. Boşu boşuna kendisiyle uğraşmayalım. Buna bay bay diyelim. Bizimle vedalaşsın. Geldik bu 2F. 2F yine gördüğünüz gibi uzaklığa dik değil. O zaman dik bileşenini buluyorum. Yani şunu buluyorum. Açının diğer tarafındaki bileşeni bulurken sinle F, sin ile çarpıyorduk. 2F sin 30'a çarptığımızda sin 30 1 bölü 2 olduğuna göre F geldi. Buna da bay bay diyoruz. Sonra buna geldik. Zaten dik uzaklık sorun yok. Bundayız. Açı 53 derece olduğuna göre çubuğa dik olan bileşenini buluyorum ki bu da 5F çarpı sin 53. Sin 53 de 0,8 yani 4F. Bu da tamam. Bununla da iş bitti. Sonra geldik şu 2F'e. Bakıyoruz uzantısı dönme noktasından geçmiş gördüğünüz gibi. Eee ne oldu? Torku yok değil mi? Buna da bay bay diyelim. Evet artık bütün kuvvetleri yaptık. Bir de torkun yönünü de söylemek isterim. Nasıl buluyorduk torkun yönünü? Şimdi çubuğu alalım. Şu şekilde bir ev kuvveti uygulayalım. Ve buradaki açı 90 derece olsun. Bu biraz karıştırılan bir konu. İyi dinlerseniz kolay anlayacaksınız. Şunu yapacaksınız. Torkun yönü bulunurken sağ el kuralı kullanılacak. Sağ elle yapılacak bu. Dört parmak kuvvetin yönünü gösterecek açtığımızda avuç içi dönme noktasını gösterecek. Baş parmak da torkun yönünü gösterecek. Hatta şunları size örnek vermek istiyorum. Bir tane şişe gördüğünüz gibi kapak üzerinden gidelim. Bakın kapak üzerinden. Şimdi kapağı açmak istersem sol tarafa döndürüyorum. Bakın sola doğru. Sola döndürdüğümde kapak yukarıya doğru çıkıyor farkındaysanız. Eğer bu kapağın tam tersi takmak istersem sağ tarafa doğru döndürmem lazım. Harekete dikkat. Dört parmak bakınız kuvvetin yönünü gösterdi. Baş parmak torkun yönünü gösterdi. İşte burada tork içeriye doğru. Yani kapağın içeri doğru gitmesi gibi. Bakın takıyorum. Kapak içeri doğru gidiyor. Tam tersi. Dört parmak kuvvetin yönünü gösteriyor. Baş parmak bakın torkun yönünü gösterecek. Kapağı açıyorum. Yani dışarıya doğru. Bunu düşünürseniz zaten kolaylıkla unutmazsınız. Bakın. Dört parmak kuvvetin yönünü gösterdi. Dönme noktası avuç içinde kaldı. Baş parmakta torkun yönü. Nereye doğru? dışarıya doğru. Yani bunun torku nokta şeklinde. Biz noktanın dışarıya doğru olduğunu ki ne biliyorduk bununla alakalı? Sanki arka taraftan bir ok geliyor da o okun ucunu gördük. Dolayısıyla dışarı doğru. Eğer kuvvet şöyle olsaydı, onu da gösterelim. Aşağı doğru olsaydı ne olurdu? Bakıyoruz hemen. Dört parmak kuvvetin yönünü gösterdi. Görüyor musun? Avuç içi dönme noktasını gösteriyor. O zaman baş parmak içeriye doğru. Yani bunun torku çarpı şeklinde. Ne görüyorum şu an? Buradan içeriye doğru giren bir ok düşündüğümde son kısımdaki tüyleri yani çarpıyı görüyorum. Bu anlama geliyor. Bir de bir de şunu söylemek istiyorum. Bu tahta düzlemi Y ve X. X, düzlemi olsun. Tamam mı? Ona dik olan yani şu kalemle gösterdiğim eksende Z eksen de Z ekseni olsun. Bunlar aralarındaki açı 90. Bir de Z ekseni çizdiğimde Y ile arasındaki açı 90, X ile arasındaki açı yine 90. Z ekseni yani gördüğünüz gibi bu tahta düzlemine dik. O zaman benim içeri ve dışarı dediğim şey Z ekseni üzerinde değil mi? Evet. Ve dışarıya doğru olan yön artı içeriye doğru olan yön de eksi Z'dir. Gördünüz mü? Çok basit. O zaman bunun yönü Z olarak baktığımda torkun yönü artı Z yönünde. Tamam mı? Buna da tork olarak baktığımda içeriye doğru olduğu için eksi Z yönünde diyebilirim. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bakınız saat yönünü kullanabiliriz burada. Ne demek saat yönü? Eğer çubuğun dönme yönü saat yönüne tersse o zaman kuvvetin torku artıdır. Eğer çubuğun dönme yönü saat yönündeyse o zaman bunun torku eksidir de diyebiliriz. Bu pratiği kullanabiliriz. Haydi başlayalım artık. Şimdi önce 10F ile başlıyorum. 10F'in torku hangi yöndedir? Bakınız saat yönündedir. O yüzden eksi yazmaya başlıyor. Şuradan başlayalım. 6F çarpı bakınız 2 de. Ama neydi? Eksiydi. Eksi. Artı devam ediyorum. Kimle başlıyor? Devam edelim. Şu 4 ile devam edelim. 4F'in torkuna baktığımda o noktasını içeri alacak şekilde bir çember yapmanız haber farkındaysanız aynı şeyi yapıyorum. Bunu içeri alıyorum ve bir çember yapıyorum. Saat yönüne ters. O yüzden artı. Evet, artı olacak bu durumda. Nedir? 4F çarpı 1 2 3 4. 4F çarpı 4'te. 4'te. Bunu da yazdık. Devam edelim. Artı. Kim kaldı? Bunun torku zaten yoktu. Bu var. Buna baktığımda içeri yine dönme noktasını alacak şekilde bir çember yapıyorum ve diyorum ki saat yönünde. O yüzden eksi. Eksi F çarpı 2'de. Bunu da yazdık. Ve kim kaldı? Şu F kaldı. Bu F'e baktığımda yine dönme noktasını içeri alacak şekilde bir çember yaptığımda saat yönüne ters. Yani artı. Artı F çarpı Bakıyoruz. Bir yarı çap. Yarı çarptı ne kadardı? 2D'ye kadardı. 2D ile çarptığımda sonucu bulabilirim artık. Eksi 12 F'te yazıyorum hemen. Artı 4 çarpı 4 16 F'te. Bunu da yazdım. Artı eksi 2 F'te. Şurayı artık silebiliriz. Eksi 2 F'te. Bunu da yazdık. Artı 2 F'te. Ve sonuç 2 F'te. 2 F'te birbirini götürdü. Artı ve eksi. Eksi 12 F'te. Artı 16 F'te. Ve sonuç hemen buraya geliyorum artı 4 f Yani saat yönünün tersine olacak şekilde bir dönme durumu söz konusudur. Ve büyüklüğü de 4 f sevgili gençler. Diğer sorumuza geçelim. Evet şimdi sorumuza baktığımızda çubuk dengede. Çubuğun türdeş olup olmadığına dikkat etmen lazım. Ve türdeş olduğu için ve 4G ağırlığında olduğu için ilk yapman gereken çubuğun ağırlığı olan 4G'yi tam ortadan çek. Bunu unutmamak önemli. Sonra dengedeymiş bu arada. T1 ve T2 ip gerilmeleri kaç gelir? Cümleye dikkat. Şimdi çubuk dengede ise üzerindeki bileşke tork yani kuvvetlerin torklarının bileşkesi sıfır olmak zorunda. Hangi noktaya göre hocam? Her noktaya göre. Peki ben hangi noktaya göre tork almalıyım? İstediğin noktaya göre alabilirsin. Ama mantıklı noktaya göre alman lazım. Ne demek mantıklı nokta? Mesela gidip buraya göre tork alırsan. Bak şuraya göre aldığında. Desteğin tepkisi. Bu arada tepki kuvvetini de unutma. Desteğin tepkisi kendisinden dışarıya doğrudur. O halde buraya göre tork alırsan ip gerilmelerini bilmiyorsun. Tepki kuvvetini bilmiyorsun. O zaman bilinmeyen bir sürü. Ne yapman lazım senin bu durumda? Öyle bir noktaya göre tork alacaksın ki ne olsun bilinmeyenler en aza indirgensin. Yani ben size derim ki hadi buraya göre tork alalım. Bakın buraya göre. Niye buraya göre tork aldım şu an? Çünkü desteğin tepki kuvveti bu noktadan geçtiği için torku sıfırdır. Kuvvetin kendisi ya da uzantısı dönme noktasından geçiyorsa ne dedim? Torku sıfır dedim. O zaman bunun torku şu an yok buraya göre. Bu bir. İkincisi T1'e bakıyorum. T1 gerilmesi çubukla 53 derecelik açı yapıyor. Ne yapabilirim? Çubuğa dik olan bileşenini bulabilirim. Yatay olan bileşenini bulmama gerek var mı? Hayır. Tork alırken bu arada. Neden yok? Çünkü bu noktaya göre torku sıfır olacak. Çünkü uzantısı dönme noktasından geçecek. O halde T1 ip gerilmesinin çubuğa dik olan bileşenini buluyorum. Açının diğer tarafındaki bileşen olduğu için T1 çarpı sin 53 diyoruz. Buraya kadar güzel. Ve bu T2 ip gelmesine baktığımda bu da çubuğu çekiyor. Çubuğu çekme şeklinde bir kuvvet uyguluyor. Buna da dikkat. Pekala bu noktaya göre tork alırsam bu T2'nin uzantısı dönme noktasından geçiyor. İstersen şunu da yapayım. T1 çarpı kosinüs 53 bunu da gör. Bunun da uzantısı yine dönme noktasından geçtiği için tork da ne olmayacaklar? Söz sahibi olmayacaklar. Artık buraya göre tork alalım. Şimdi 4G ve 5G bu noktaya göre tork aldığımda dönme noktası içeri gelecek şekilde bir çember yapıyorum. Bak çember yapıyorum ve saat yönünde olduğu için eksi yönde ve eksi yönde döndüreceklerini söylüyorum. Buna geldiğimde bu ise bakınız saat yönüne ters yani artı yönde bir tork etkisine sahip. Derdim de şu an eksi yönde olan torklarla artı yönde olan torklar birbirlerini sıfırlasın. Çünkü bileşke torkun sıfır olması gerekiyor. Az evvel söyledim. Yapalım o zaman. 4G bakınız. Nereyle başlayalım? Şuradan başlayalım. Eksi yöndekileri yazıyorum. 4G çarpı. Bakalım burası tam ortadan olduğu için 1.5. 1.5'ü aldım. Artı 5G çarpı. 1, 2. Bunu da aldık. Eşittir. Sin 53 ile çarptığımda sin 53 ne? 0,8. Yazalım hemen. 0,8 T1. 0,8 T1 çarpı 1, 2, 3, 4. Değil mi? 4. Evet. Bakalım ne oldu? 10G buradan. 6 da buradan. 16G eşittir. 3,4 çarptığımda 3,2 T1 olmuş oldu. Artık T1'i bulabilir miyiz? Buluruz. T1 eşittir. 16 bölü 3,2 G. Ve iki tarafı da işte sıfırla, şey, 10 ile çarptığımda 160 bölü 32 G. Bunu hemen şuradan bir alalım. Eşittir. 160 32 G böldüğümde 5G gelmiş oldu. Yani T1 eşittir 5G. Bunu bulduk. T1 cepte. Peki hocam T2'yi nasıl bulacağız? T2'yi de şöyle bulacağız. Çubuk şayet bu olmasaydı yatayda hareket etmeye başlardı. Niye? Şu arkadaş tamam torku yok da çubuğu çekecek. Yani bileşke nasıl ki bileşke tork sıfır olacaksa üzerindeki kuvvetlerin bileşkesi de sıfır olmak zorunda. O halde sağa doğru olan kuvvetle sola doğru olan kuvvet birbirlerini sıfırlayacak. Bu durumda T1 çarpı cos 53 bize T2 verecek. Hemen yazıyorum. T2 eşittir. T1 çarpı cos 53. Cos 53 de 0,6 olduğuna göre. T1 de 5G olduğuna göre. 5G çarpı 0,6'dan 3G olmuş oldu. Güzel. Peki hocam tepki kuvvetini sorsaydı diyenler var aranızda. Soralım hemen, sormuş olalım. Yukarıya doğru olan kuvvetler neyse aşağı doğru olan kuvvetler de o olacak. Çünkü bileşkenin sıfır olması gerekiyor dedik az Kim var yukarıya doğru? N var. Bakın N var. Kim var? 0.8 T1 var. Ki onun da T1'i yerine yazdığımızda 5G çarpı 0.8'den ne olacaktır? 4G olacaktır. Yukarıya doğru 4G var. Başka? Var mı? Yok. Aşağı doğru kimler var? şu 5G var alalım ve 4G var. Topladığımızda ikisinin toplamı 9G oluyor mu? Doğru. O zaman N'in ne olması lazım? Bunların da toplamının 9G olması için bu arkadaşın 5G olması lazım. İyi soru değil mi? Güzel soruydu. Evet şimdi ne yaptık? Torku bitirdik. Bundan sonraki partımızda aynen devam edeceğiz. İşte kütle merkezi, basit mekiner vesaire devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.